Santas Onya'nın giz perdesini açacağız. Sonsuz sınırsız bilincin ve imkanların kaynağı olan Ja kendinden kendine, kendine inkişaf ettirme babından eğimli koşullanmalara müsait olan bir ortam oluşturmuştur. Kendi kendine ortam oluşturmuştur. Kendi kendine ortam oluşturmuştur. Sonsuz sınırsız uzay, sonu yok, sınırı yok. Bir ortamdır. Ve her bir bilinç potansiyelinin kıstası ne olursa olsun, ister mikro, ister makro, ister süper makro, isterse kombinasyonu tahakkuk ettirilerek ortaya çıkartılmış çok etkin bir bilinç potansiyeli olsun. Mesela Agzoy Matu denilen merkez bir potansiyeldir, muazzam bir potansiyel. 600 karyon taslık bilinç potansiyeli. Nerede olursa olsun, en üst düzeyde etkinlikte olsun, hepsinin kaynağı Jihad'dır. Açık. Kimse, dediğim gibi gelsel bağlamda konuşuyorum, kimse derken kişi değil, evet, işaret etmek istiyorum. Kişilikçe kimse böbürlenmesin, kibirlenmesin. Açık söylüyorum. Böbürlenmesi, kibirlenmesi kendini yakar. Kendi enerjisini tüketen vampiristik bir olguyu devreye sokmuş olur. Açık söylüyorum. Kimse kibirlenmesin, büyüklenmesin. Hani bir söz var ya, büyüklenme padişahım, senden büyük Allah var diye. Evet, Allah'ın ötesi yok. Allah var. Onun için ne deniyor? Nasıl vurgulama getirmiş? La ilahe illallah diyor. İlah yok, Allah var. İlah nedir? Put. Dünya insanlığı yüzyıllardır bu alışkanlık prosedürlerini hangi görede olursa olsunlar oluşturmayı hiç de ihmal etmemişler. Sözüm onlara. İlah. İlaha bağlanmak çok kolay geliyor. Zira ilah dediklerini görebiliyorlar, işitebiliyorlar, duyabiliyorlar, tutabiliyorlar. Yani kısaca kısıtlı algı sistemlerine hitap eden bir put olduğu için Allah'tan daha çok Allah'a şirk koşucu, eğilimli olarak diyoruz, kendilerine bir ilah ediliyor. Onun için la mevcuda ilallah diyor. Yani Allah'ın dışında mevcut yok diyor. Öyle mi? Öyledir. E mutlak varlık var. E mutlak varlık Allah'tan, Allah'tan. Açık. Mutlak varlık Allah'tan, yani kaynağı Allah. Allah'tan. Bu kadar. Allah'ın dışında değil mutlak varlık. Öyleyse mutlak varlık Allah'ın mutlak varlık meçhesidir. Diğer bir ifadeyle mutlağın iki meçhesi var. Biri yokluk meçhesi, diğeri varlık meçhesi. Biri yokluk meçhesi, diğeri varlık meçhesi. Varlık meçhesinde bir kat oluşturmakla, evet, arzu etmiş. Varlık meçhesinde bir kat oluşturmayı arzulamış ve varlık meçhesinde kendine bir kat oluşturmuştur. Bu kat Atlantara terminolojik sistemde Karyamantas Onya olarak geçmektedir. Karyamantas Onya Kaharyalara ve Ranyalara ait olun. Süper asli, orijinal ve mutlak veçeler halinde kendini varlıkça var olmanın ifadesine uygun veçe gösteren
Aryaların ve Karyan Tasların lobilerinde bulunduğu bir kattır. Karyaman Tasmanya'da 300 adet Arya lobisi mevcuttur. Yine Karyaman Tasmanya'da 343 adet Arya lobisi mevcuttur. Evet, düzeltiyoruz. Karyaman Tasmanya'da 343 adet Arya lobisi mevcuttur. Yine Karyaman Tasmanya'da 300 adet Karyaman Tasmanya lobisi mevcuttur. Bu lobilerdeki süper asli orijinal ve mutlak karakterdeki bilinç potansiyelleri diyoruz. Enana ile Raka arasında şablonatif yaşam kıstaslarında bir yaşamı sürdürmekteyken ne deniyor o yaşama? Ekseri vasiyan zenyon. Bu yaşamı sürdürürken diyoruz bu lobilere tezahür etmişlerdir. Tezahür etmede ne? Hangi sistem devreye sokulur? Sorulduğunda koşullanma sistemi. Evet. Her bir arya kendi şablonatik yaşam kıstaslarındaki yaşamı ekseri vasiyan zenyon kıstaslarında sürdürmekteyken diyoruz Karyaman Tasmanya'nın 343 adet lobilerinden her birine tezahür etmekle ne yapmış? Kendi varlığını bilincen koşullanmaya müsait eğilim duyarak koşullandırmış ve o esnada cevherin por adı verilen partiküllerinden oluşturulan zaman partikülleri üzerinde koşullayıcı etkinlik göstererek Aperyon Zenyon yani asil forumlu yaşam kıstaslarında yaşama geçmiştir. Ondan önce formsuz, zamansız, mekansız yaşam sürdürürken Aperyon Zenyon kıstaslarında yaşamı devreye sokunca zamanlı, ki zaman ne oluyor? Asil zaman süperi diyoruz. Mekan, asil mekan süperi diyoruz. Form, asıl, evet, gene form süperi. Asil form süperine ne deniyor? Asterunya deniyor. Asil mekan süperine ne deniyor? Genel bağlamda bütün hepsini kapsayacak. Atlanta mekan deniyor. Hazır diğeri de Atlanta formdur Asterunya, onu da ifade ediyor. Evet, asil zamana ne deniyor? Diğer bir ifadeyle Atlanta zaman. Daha başka ne denilebiliyor? Omega 1 zamanı. Omega 1 karakteri. Evet. Daha ne deniyor? Porlarını eğer ibraz ederek bu tanımlama getirirsem bu tanımlayıcı ifadeye uygun. Ne yapacağım? Asil sesi aktif porlardan müteşekkil olan asil zaman diyeceğim. Yani kısaca din siklüsü döneminde dünya insanlığına lahut alemi olarak tanıtılan Atlanta'nın tanrıları deyince Aryalar anlaşılmalıdır. Atlanta Aryaları ilk etapta özel hakimiyetini devreye sokması için kendilerine bir kart oluşturulmuştur. Bu kart olma bazında varlığını sürdürürken öz yaratım aktiflik planına sokulmuş ve böylece yaratılması sağlanmaktadır diyoruz. Bu süre gidiyor. Bu süre gidiyor. Elan yaratılması süre gitmektedir diyoruz. 343 adet Arya'nın bu öz yaratım aktiflik novasında yaratılması gerekir. İkinci olarak neye geçilecek? 300 adet Karyaman Tasın bu öz yaratım aktiflik novasında yaratılması gerekir. Evet. Tepra Aryan Tunari
yani kombine bilinç olgular sistemine göre zaten ikili yaratılmış vaziyette. Ne diyorduk bu ikiliye hep birden? Arzoy, evet, centra, kutsal merkez diyoruz. Diğerleri de kendini yaratırsa o zaman bu karyomantasonya ne olmuş olacak? Bu öz yaratım aktiflik doğasında yaratılmış olacak. Şimdi bu özet ve alt bilgiyi verdikten sonra programımızı açıyoruz. Buyurun. Rekaktif Ding'in Süper Ra Program. Karyamantas Onya. Sonsuzluğun aktiflikçe varlıklaştırılmış ana merkezi süper güç boyutu. Bakın ifadeye bakın. Sonsuzluğun aktiflikçe. Her bir ifadede mutlaka bir kavram edinmek zorundasınız. Her bir ifadede. Eğer her bir ifadede bir kavram edilecek bir duruma gelmediyseniz o zaman tekrar geriye dönüp acaba benim eksikliklerim nedir? Bu eksikliklerimi nasıl telafi edebilirim diyeceksiniz. Bakın eğer daha önce ana zeni ulaş ya ana zeni bak böyle gidiyor ana zeni nedir? Sonsuzluğu ana zeni ra auzen sonsuzluğun ra bilgisi ana zeni ra cokke sonsuzluğun ra gücü bak hep böyle gidiyor. Burada da nedir bakın? Sonsuzluğun aktiflikçe varlıklaştırılmış bir boyutu ne? Anatomsal teknolojik boyut. Karyamantas Onya tek ilahi idari merkez süper güç boyutu. Neymiş ama? Asıl ana zeni. Evet, sonsuzluğun varlıklaştırılmış dakumatişya, evet, murahi centrafı süper ocahte yaz. Yani sonsuzluğun aktiflikçe varlıklaştırılmış ana merkezi süper güç boyutu. Anlaşılıyor. İşte programlar böyle birbirlerini destekliyor. Ama şimdi gene ben bir mevzu geldi. Vurgulama getiriyorum. Sık sık vurgulama getiriyorum. Uyarı getiriyorum. Ama uyarılar nasıl işliyor? Galiba kanıksandı benim uyarılar. Ben diyorum hiçbir programı kaçırmayın. Açık söylüyorum. Hiçbirini kaçırmayın. Hangi program işlemiş diye sorun var. Hiç olmazsa. Başka şehirde de olabilirsiniz. Hangi programlar işlerdi acaba deyin. Alın. Almaya çalışın. Anlaşılır. Her bir ifadede mutlaka bir buçuk dahi olsa, bir buçuk dahi olsa kavram edinmelisiniz. Anlaşılıyor. Çünkü kavramlar ne oluyor? Küçük bir buçuk deyip geçiyorsun ama püf noktası bir bakıyorsun eğer ona hakim değilse onu kendi kavram koordinat düzeninde kilitlememişsen o zaman diğerini çözemiyorsun. Burada o küçük bir buçuk kavram buçuğu sana hangi fonksiyonellikle devreye sokulup yardım ediyor? Ya şifretik ya. Şifretik, sonsuz şifretik, her şey şifreli. Şifre olmayan bir şey var mı? Söyleyin bana. İnsan mı? Şifreli. Hayvan, şifre. Bitki, şifre. Mineral, gezegen, galaksi, evren, atomik bütün, hepsi şifreli. Sen varoluşun ve yaratılışın şifresini çözebilmen için deşifretik fonksiyon göstermekle mükellefsin. Açık. Neden bir öz yaratım aktiflik novasında öz yaratım prototipi yaratmak istiyoruz zannediyorsunuz? Neden? Bakın bulaşıya var. Keşifleyici. Öyle değil mi? Ana zeni, bulaşıya. Evet. Ne diyordu? Sonsuz aşamalı. Ana toksa be. Unutuyorsunuz. Unutmayacaksınız işte. Açık söylüyor. Nedir? Libero. Yani keşif ünitesi. Ama sonsuz aşamalı. Keşif yapıyor ve ne yapacak? Ne yapacak? Yaratacak. O verilmiş, o selahiyet, o yetki verilmiş. Her biri Allah'tan. Yani her biri ramutlak yokluktan değil mi? Ama o selahiyeti
edinebilmesi için ne gerek? İlk etapta ne gerek? Kavram. Sonra ne gerek bunun yanında? Kavram bir haslettir. Başka? İrade hasleti. Evet. Bütün bunların hepsi hangi haslette bağdaşır? İrade hasleti. Bakın, irade hasleti. Kavram hasleti. Evet. Bunun gibi birçok haslet var daha. Evet. Tek bir haslet söyleyeceksin bana. O da öz yaratım hasletidir. Öz yaratım hasleti tanrısallığın özünde mevcut olan bir haslettir. Çok önemli bir haslettir. Öz yaratım hasleti olmazsa idi mutlak yokluk kendinden kendine kendinin var olma hakkını verip onun akabinden öz yaratım aktifliğine geçip kendini kendinde yaratamazdı. Kısaca öz yaratım bir haslettir ve her bilincin bağlı bulunduğu asil kaynağı olan yani kendi özü, tanrısal özü olan diyoruz. Evet. Kendi hakikatinde mevcut olan bir haslettir. Kısaca öz yaratım bir haslettir ve her bilincin bağlı bulunduğu asil kaynağı olan yani kendi özü, tanrısal özü olan diyoruz. Evet. Kendi hakikatinde mevcut olan bir haslettir. Kendi hakikatinde mevcut olan bir haslettir. Ve hangi kategoriye girer derseniz, buradan bakan bir göz için hakikatin hakayık deriz. Hakikatin hakikati. Hakikatin hakayık. Hakikatin hakikati neymiş? Öz yaratım hasleti. Her bilincin varlığında kendi tanrısal özünden ileri gelen öz yaratım hasleti belirli kıstaslarda, belirli mahiyetlerde aşikare çıkarılmış halde mevcuttur. Nerede? Öz yaratım aktiflik doğasında. Başka yerde olmaz mı? Başka yerde yok. Sadece öz yaratım aktiflik noasında her bilincin, sen karınca diyorsun, hamam böceği diyorsun, aslan diyorsun, tilki diyorsun, evet, elma ağacı diyorsun, kiraz ağacı diyorsun. Hepsinde bilinç var ve o bilinç kesin kes kendi tanrısından kaynaklanan öz yaratım hasletine dayalı olarak kendini kendinde yaratmaktadır. Hangi şey? Hangi? Evet. Evrimsel statüde çekirdek dünya ortamında hangi evrim prototipi olursa olsun ister Sirius Vega'ya ait ister Sirius Vega'ya ait hepsi kültivasyon programlarının bulutlarına karşılık gelen uygulamalarla devrede sokulmaktadır. Ve her birinin kütleyici aktif fonksiyonel bir tarzda öz yaratım prototipi olarak öz yaratım aktiflik doğasında yaratılması arzu edilmektedir, istenmektedir. Evet, buyurun. Sonsuz sınırsız doğurganlığın kendi varlığındaki muazzam bir koordinatta aktiflikçe varlıklaşması o koordinattaki homojenitinin muayyen bir ölçüde kaldırılmasıdır. Bu koordinattaki aktif varlıklaşmaya benzer varlıklaşmış koordinatlar sonsuz sınırsız doğurganlık olan uzay bilincinde sonsuzluğa açılır. Uzay bilinç koordinat düzeyini oluşturan bu koordinatlardaki aktif var olan potansiyellere süper güç boyutları denir. Evet. Sonsuz sınırsız doğurgan potansiyel RAN'ın uzay bilinç koordinatlarında husule gelen bütün süper güç boyutları aslında gene sonsuz sınırsız durulgan potansiyel radan kaynaklanan bir oluştur. Ancak buradaki homojenitenin kaldırılmasıyla
otomatik mi? Mutlak yokluk uzayının o koordinatında koşullandırılmış mutlak yokluk ki ona ne deniyor? Mutlak varlık bir süper güç boyutu halinde bir mutlak varlıktan evet bir bölüm husule geliyor. Bu bilinmelidir. Ne var? Koşullandırılma var. Homojenitenin kaldırılmasına ne sebebiyet veriyor? Koşullandırılmanın kaldırılmasına evet homojenitenin kaldırılmasına ne sebebiyet veriyor? Koşullanma. Koşullayan ne? Koşullayıcı mutlak yokluğu. Hangi arzuya istinaden? Ana enar atanice tanaryum. Mutlak yokluğu kendi arzusuna istinaden diyoruz. Homojeniteyi kaldırıyor. Nasıl kaldırıyor? Koşullayarak. Evet. Ne devreye sokması lazım ki? Temel hareket diye ifade ediyoruz. Diye. Ne devreye sokacak? Hangi gücü? Kıha gücü. Evet. Kıha gücünü kariyan taslar da devreye sokuyor. İlk etapta devreye soktuklarında ilk temel harekete benzer hangi hareket devreye giriyor? Süper hareket diyoruz. Evet. O süper hareketin varlığıyla nasıl bir boyut usule geliyor? Bir süper güç boyutu usule geliyor. O esnada Karyantas hangi kıperyasını, hangi kavramını kullanıyor? Lakumat, işya, munyas, kıperya. Varlıklaştırıcı bilinç boyut kavramını. Evet. Her bir varlıklaştırıcı bilinç boyut kavramına sahip olan Karyantas mutlak yokluğu ancak belirlenmiş koordinatlarda koşullayarak evet mutlak yoklukça var olmadan mutlak varlıkça var olmaya evet geçirebilmektedir. Ve ortaya ne çıkıyor o zaman? Süper güç boyutları çıkıyor. Niye belirlenmiş diyoruz? Çünkü sadece uzay bilinç koordinatlarında evet, homojenitenin kalkmasına müsait evet, bir durum var. Sadece uzay bilinç koordinat düzenini oluşturan koordinatlarla homojenite kalkıyor ve homojenite kalkınca ne oluyor? Koşullanan o mutlak yokluk o koordinattaki uzay ve uzay değerleri koşullanınca varlıkça varlık meçhesini göstermeye başlıyor. Dünya insanları bazı araştırmalar yapıyorlar. İşte dijital teknolojinin imkanlarını kullanıyorlar. Dijital radyo teleskoplar var biliyorsunuz. Bakıyorlar bir yerde hiçbir şey yok. Uzayın içerisinde hiçbir şey yok. Birdenbire bir patlama, bir büyük göğe gözleri kamaştırıcı bir ışık. Sonra yavaş yavaş bir dengeye oturuş ve bir bakıyorlar ki içinde yıldızlar, yıldızların etrafında gezegenler, değil mi? Nasıl çıkıyor? Ona ne deniyorlar o hadiseye? Big Bang diyorlar. Yani büyük patlama diyorlar. Evet. Ne var orada? Cevherle alakalı aslında bir şoklama var. Cevherin güç kıymetini açığa çıkarıcı. Nedir ilk etapta? Koran, kıha. Onun arkasından haram kıha. Onun arkasından ogran kıha. Evet. Bütün bu kıhayla alakalı kütleyici aktif bilgileri makro kıstasta Yosra Krehan Periyotka diyoruz. Yani Mısır Karenası döneminde insiye mekteplerinde verdik. Hep inisiyatörleri böyle yetiştirdik. Ama o dönemde inisiyatörlerimizi dünyanın belirli koordinatlarına sevk ederken yeminli olarak sevk ettik. Yeminli. Anlaşılıyor. En ufak hani derler ya sel verir, sır vermez. Ama orada da bir şey var. Bakın aslında bütün sırlar sel denir. Öyle mi? Sen sel verdin mi sırların hepsini vermiş oldun. Hiç düşündünüz mü? İnsanlar söylüyor ama manasını keşfetmeden, hakim olmadan söylüyor. Ağızlarından çıkıyor.
Sır verir sır vermez. İyi yaptım. Bütün sırları verdim. Öyle değil mi? Evet, bunlar gerçekten yeminli olarak ki bunlardan birisi Pisagor. Biliyorsunuz. Çok vurgulama getiriyoruz. Çok önemli bir kişi. Birisi Orfe diyoruz. Mısır Kahramanı döneminde diyoruz İskenderiye. İskenderiye. Evet. İnisiyatör ekolunda çok inisiyatörü yetiştirdik. Ve dünyanın dört bir yanına sevk ettik. Yunanistan'a sevk ettik. Tibet Yarımadası'na sevk ettik. Peru Yaylası'na sevk ettik. Ve bunlar ne yaptı? Kendi inisiyasyon alanlarına dahil edebileceklerini edebildiler ancak. Diğerlerini edemediler. Anlaşılıyor. Her bir inisiyatör nedir? Kendine özel neyi vardır? Madem ki bir özel aktivasyon planı vardır. Öyleyse nedir? Her bir inisiyatör ne diyeceksiniz? Hangi bilinç karakterinde liderleyici, lider oluculuk var? Karyan tasta değil mi? O zaman bunlar neymiş? Makro hıstas olduğuna göre. Gahamon bunlar, gahamon. Evet. Dünyanın dört bir yerine yanına gittiler. Mesela Pisagor bir gahamon. Açık. Evet, Hozarçi diye bilinen. Daha sonra Musa adını alıyor. Bir gahamon. Orhe denilen varlık. Yine bir gahamon. Yani dünyanın her bir yerine. Goatsir. Evet, Oannes. Bunlar hep gahamon. Bunlar ne yapıldı? Dünyanın dört bir yanına yayıldı. Ve bunlar oralarda, gittikleri yerlerde o yöresel manyetik alanın elverişli koşullarına göre kendilerine bir birer özel aktivasyon planı tesis edin. Bu tesis etmiş oldukları özel aktivasyon planının ruhlarına yerleşik düzen hasıl edecek, evet, karakterde hasıl edecek kavrama sahip, eğimli koşullanmaya hazır olan bir mürit nedir aslında? Ne olmalıdır aslında? Müridin. Müridin. Mürit oluşunum. Evet. Vasıfları nedir ilk etapta? Mürşidine eğimli koşullanma ile tabi olma. Ama öyle mi bu uzay zamanda? Görüyorsunuz durmadan arkadan konuşuyor. Nereden geliyor? Orion'dan geliyor. Sen kendine getirsin. Peki o zaman... Madem ki doktor mektebinden çıkan doktorlar, eczacı mektebinden çıkan eczacılar kendine getirerek eczacı olsalardı, doktor olsalardı, mühendis mektebinden çıkanlar kendilerine getirerek mühendis olsalardı. Ne diye bu mektepler icat olunmuş? Ha, bu kadar mantıksız bir şey. Açık. Yani şimdi dünyada insanlar ekol kurar da ilahi sistemle hareket eden inkişaf sistemlerini gelişici mekanizmaları devreye sokmakta yetisi var, yetkinliği ve yetkisi olan, evet, ilahi tasarruf planlarının mercileri olan ilahi komitelikler devreye sokmaktan aciz midir ya? Onlar da böyle sokuyor işte. Bu şekilde enkarne ediyor. Mürşitleri gönderiyor. Onlar nedir? Mürşit diye ifade ediyor. Nedir? Liderleyici, lider olucudur. Her bir lider olucunun, liderleyicinin kendine uygun mahiyetle çerçevesinde bir teknolojik uzmanlığı mevcuttur. Bu teknolojik uzmanlığa dayalı olarak ne yapıyor? Kendinin sahip olduğu kavramın icablarına uygun teknolojik fonksiyon vurguluyor. Ve burada bu fonksiyonelliği devreye sokarken ister kapanışa dayalı olarak bilmesin, ister açıklığa dayalı bilsin. Ne yapıyor? Böyle bir fonksiyonelliği devrede tutmakta aslında aktif varoluşun ve bunun da üzerinde olan aktif yaratılışın varlığına şayan olan oluşları ve oluşun hakkını verdikten sonra yaratılışları sağlamakla mükellef olduğu, yetkisi olduğu tarzda hareket ederek ne yapıyor? Onu yaratıyor. Şimdi bir öğrencide bir kavram yaratıyorum. Bakın bir öğrencide bir kavram yaratıyorum. Aktif varoluş statüsündeki, evet, varoluşun hakkını verdirdikten sonra onun yaratılış bazındaki aktivitesini tüm çablon aktif statüdeki kayıtlara uygun yaratmış olmuyor mu? Onu söyleyin. Bunu inkar etmiyorlar. Diyorlar ki biz gerçekten bizim kodlarımızı açtı. Biz kavram edindik. Bize kavram edindi.
Nasıl kavram edindirdi? Diyor, varoluş kavramı edindirdi. Yaratılış kavramı edindirdi. Kısaca Ra öğretisine ait olan benim kavramımın oluşmasına müsait koşul arz edecek şekilde pasajlarını devreye soktu. Beni eğitti, öğretti, gözetti. Zamanı geldi, denetti ve ben de bu kavramı oluşturdu diyor. E o zaman ne oldu? Kendine yetmemiş oldu, besbelli oldu. Eğer kendine yetmiş olması ortada olmuş olsa, o zaman murabiye, Rabbe, öğreticiye, gözeticiye, deneticiye ihtiyaç kalır mı? Evet, biraz ara veriyorum. Koordinattaki dolganlığın sonsuz sınırsız uzay bilincinde homojenitenin kaldırılmasıyla süper güç boyutu olarak bilinen aktif varlıksal veçeler haline dönüştürülmesi durulgan arzuya dayalı olarak okunulmaktadır. Süper güç boyutları dahilindeki uzay ve uzay değerleri teknik hüviyetini mekus planda tutarak homojenitesini kaldıran durulgan oluştur. Mutluğun varlıksal aktif veçesi mutluğun durulganlık veçesine takılmış bir maskeye benzer. Demek ki teknik hüviyeti hangi vasıfla korunuyor? Homojenite. Homojeniteyle teknik. Şimdi İslam tasavvufunda vahdet ve kesret kavramları var biliyorsunuz. Bu Akantara terminolojik sistemde Zibya Kuperya, Trosya Kuperya olarak geçiyor. Yani biri teknik kavramı, birlik kavramı, diğeri çokluk kavramı. Ancak burada mutlak varlıkça var olan ifadesine uygun bir kavramın da husule gelmesi mutlak yokluk halinden mutlak varlık haline geçmenin işaretidir. O bakımdan mutlak varlıkça var olmanın ifadesine uygun teknik kavramını vurgularken bunu homojenitesi henüz daha kaldırılmamış olan yokluğun teknik kavramıyla karıştırma. Anlaşılıyor. Teknik hüviyeti diye ifade. Teknik hüviyeti mutlak yoklukça var olmanın ifadesine uygun varlık gösteren mutlak yokluğun homojenitesi kaldırılmamış halidir. Diğer bir ifadeyle İslam tasavvufunda vurgulanan vahdet kavramı dedik mi, onu mutlak varlıkça var olmanın ifadesine uygun kavramsal nitelikli bir mana olduğunu ele alın diyoruz. İlk etapta vahdet, vahdedi olan kavramı icatlarına uygun bir yaşamı ele alırsak, bu yaşama ne diyoruz? Atlanta yaşam diyoruz. Lahudi yaşam, Atlanta yaşam diyoruz. Evet, burada süperasli orijinal kinetleşim birliğini oluşturan 2401 adet arya olmasına karşın diyoruz. Farklı farklı evet, kavramlara sahip. Ama hepsi birden tek bir oluş, hepsi birden tek bir nabız gibi atıyorlar. İşte mutlak varlıkça var olmanın ifadesine uygun vahdedi kavram bu şekilde izah ediyor. Anlaşılıyor. Sonra gelelim çokluğa. Çokluk nasıl oluyor? İlk etapta biliyorsunuz bu galaktik yaşam boyutlarındaki enerjetik yaşam üniteler birliği var. Bütün bunların olduğu çokluk. Evet. Transformasyon fazı düştü. Evladı bilinç performansı hasıl oldu. Onun altına gelelim. Evet. Bütün transformasyona uğramış olan bilinç potansiyelleri belirli kıstaslarda, devindikleri robotik kalıplarda kendilerine özel bir biliş halini devrede tutuyorlar. İlk etapta bu bilişe ne diyoruz? Tali biliş diyoruz. Tali biliş. Ve bu cevherin otomasyona dayalı olduğu için ilk etapta ne diyoruz buna? İçgüdüsel motivasyon diyoruz. Daha sonra diyoruz, beşeri evrim aşamalarında beşeri varlıklardaki biyokompütürün varlığını oluşturan teknobiyo hücrelerin çekirdeklerindeki DNA'larla düşünsel duyarlılıklar devreye giriyor. Bu sefer o bilişe ne diyoruz? Düşünceye dayalı biliş diyoruz. O da tali biliştir.
ama içgüdüselliğe dayalı değil. Düşünsel aksiyona dayalı olan bir biliş diyoruz. Tabi burada ne var? Düşünce evrim aşamalarında irdeleme var. İrdeleme nasıl yapılabilir? En boy, kısalık ne kavramı diyoruz ona? Dualite kavramı olması lazım. Eğer dualite olmazsa kıyas yapabilecek. Mesela her yer bembeyaz olsa beyaz dahi diyemez. Değil mi? Ve her yer kıpkırmızı olsun. Kırmızı dahi diyemez. Yok ki. Yer başka renk olması lazım. Anlaşılıyor. Onun için dualite kavramı burada devrede tutulmaktadır. O zaman madem ki dualite kavramına ihtiyaç duyuyor varlık, ne olmuş oluyor vahdet? Bölük pörçük oluyor. Bölük pörçük olunca ne çıkıyor ortaya? Kesret çıkıyor. Anlaşılıyor. Evet. Mutlağın varlıksal aktif belçesi, mutlağın duruldanlık belçesine takılmış bir maskeye benzer. Bir benzetme. Sonsuz sınırsız bakıyoruz, duruldan potansiyel ra. Evet, homojen. Ama belirli yerlerinde onu görebiliyorsun. Bir süper güç boyutu var. Evet. Bunların hepsi diyoruz, bütünsel olarak mutlak varlığı oluşturmaktadır. Buna Aptan Taran Teknolojik Terminolojik Sistem kayıtlarında ne deniyor, nasıl vurgulanıyor? Tani kıhınca veya diğer bir ifadeyle evet, aktivum aynı ya. Daha önceki haline ne deniyor? ETSKE aynı fiyat. Yani durulgan varoluş. Ne oluyor? Gene kendi varlığında uzay bilinç koordinat düzenindeki bütün süper güç boyutları bütünselliğiyle aktif varoluş veçesini gene kendinden kendine yine kendi varlığında devreye sokuyor. Kendi bakıyor. Kendi izliyor. Yani kısaca mutlak varlık, mutlak yokluğun neyi oluyor? Aynesi oluyor. Evet. Devam ediyoruz. Homojenitesi kaldırılan durulgan oluştaki durulganlık sırrı, durulganlığın homojenite özelliğini saklayan ve koşul kabul etmeyen bir sırdır. Buna dayalı olarak mutlak, kendi durulgan arzusuyla mutlağın varlıksal aktif fekçesini tekrar homojenitesini kazandırarak durulganlığa dönüştürebilmektedir. Evet. Mutlak ancak süper aktif, dingin, devinsel, mutlak aktif, dingin devinsellikte asesratum onandesi alan, yani bu aktiflikte kendini yaratmış olan öz yaratım prototipi ifadesiyle bilinen bilincin tüm imkanlarıyla birlikte tekrar durulganlığa dönmesini kendi arzusunda o mahiyete uygun diyoruz, bir manayla devrede tutmaktadır. Bu nedenle işte Bakara suresi 25'te, Bakara suresi 28'de uygulanan diyoruz ayetlerin anlamı açıklanmış oluyor. Teknolojik anlamı açıklanmış oluyor. Ondan geldiniz, ölüydiniz, dirilecek, tekrar ölecek, dirilecek, sonunda ona döneceksiniz. Yani ifadeleri bunlar üstü yuvarlak, minyatürize ifadeler tabi. Ama bunun asıl teknolojik hakikati nedir diye sorulursa, evet gerçekten her bilinç mutlak yokluktan sadır olmuştur. Neden? Çünkü her bilincin kaynağı mutlak yokluktur. Sadır olunca nereye gidiyor? Ayrı bir yere mi gidiyor? Hayır. Gene mutlak yokluğun bünyesinde diyoruz. Mutlak yokluğun bünyesinde uzay bilinç koordinat düzenindeki her bir süper güç boyutunun varlığıyla oluşturulmuş mutlak varlık diye bilinen gene mutlak yokluktan olma ve varlığa geçiyor. Ve bu mutlak varlıkta mutlak varlıkça var olmanın ifadesine uygun
ilk temel hareketten en son rakaya geliyor. Rakadaki aktifliği yaşıyor. Bu aktifliğin dinginliğine geçiyor. Ve bu dinginliğin dengeselliğine geçince otomatikman bir onay alıyor. Nasıl bir olay? Onay diyoruz. Hem varlıkta hem yoklukta, evet, seyir edebilme hakkı mevcut. Ve bu nedenle diyoruz öz yaratım prototipi sonsuzluğun keşif ünitesi olarak sonsuzluğun, evet, olmasını hakkını verdikten sonra yaratılışını sağlayabilecek bir ünite haline geliyor. Ya şimdi bazı tabii bunu insani akla vuran, düşünsel aksiyonla irdeleyen varlıklar için garip gelebilir. Nasıl olur? Yani şimdi bir prototip ortaya çıkıyor ve mutlak yokluktaki her bir değeri, evet, keşfediyor, homojenite kalkıyor ve bunun üzerine olmayı devrede tutan, mutlak yokluktan olan her ne varsa bunlar olmanın hakkı verildikten sonra gene öz yaratım prototipi tarafından ne yapılıyor? Yaratılıyor. Yani bu garip gelebilir. Ben de diyorum ki hiç garip gelmesin. Öz yaratım prototipi de Allah'tan, Allah'ta değil mi? Allah'ın arzusuna değil mi? Evet. Neticede tabii buralara kadar gelmek için, bu sırları, evet, kavrayabilmek için bir kavram edinilmesi lazım. Bunun için bu kavramın böyle birdenbire edinilmesi mümkün değil. Bu binlerce Ra öğretisine ait programlar var. Bu programların elbette bir kısmı henüz daha insanlığın kavramınca kavranlamadığından ve insanlığı evoke edebileceğinden, insanlığın özgür irade yasasının öngördüğü prensipler doğrusunda deneyimsel aktiflik planından, kendi deneyimsel ihtiyaçlarından binaen deneyim yapma zorunluluğu olduğundan, bütün bunlar kayda alınmıştır ve biz bu bilgilerin hepsini böyle ulu orta her zaman vermiyoruz mutlaka, ama vermediğimiz bilgilerinde neden verilmediğini izah ediyoruz. Diyoruz ki Ra öğretisine ait binlerce program var. Bu programlar aktif varoluş ve aktif yaratılış sırlarıyla doludur. Bunları birer birer biz bizim takipçilerimize, bize gönül verenlere, Ra öğretisi platformuna gelip de düzenli olarak derslere takip edenlere veriyoruz. Elbette hiçbirinden gizliliğimiz yoktur ve sitelerimizde de bu programları, evet, yine dünya insanlığının kaldırabileceği halde yayınlıyoruz. Ama diğer diyoruz aktif varoluş ve aktif yaratılış sırlarının derinliği olan ve garip karşılanabilen, düşünsel aksiyonla belki de yatsınılabilen, evet, bağdaşınamayan, süper kontak kurulamayan, süper sırlarla gizli olan programları elbette şimdilik derinden tutuyoruz, mektus tutuyoruz diyoruz. Evet. Mutluğun durulganlık vecisi, durulgan potansiyel Ra, din sürküsü döneminde İlhanov sisteminin özel terminolojik kayıtlarından dünya insanlığına Allah ifadesiyle tanıtılmıştır. Mutluğun durulganlık vecisindeki her aktif varlıksal veci, mutluğun aktiflik becesinden sayılan bir oluştur ki bu oluşa süper güç boyutu denilmektedir. Mutlağın durulganlık becesi. Evet. Durulgan potansiyel Ra. Yine ilmi tasavvufta hiçbir şekilde bir belirgenliğin olmadığı hale amaliyet hali demiş. Amaliyet. Amaliyet haliyle, evet, İhlas suresindeki bütün ayetlerin vurgulamaları bağdaşır. De ki Allah tektir, benzeri ve zıddı yoktur, doğulmamıştır, doğurmamıştır. Yani bütün bu ifadeler aslında diyoruz mutlağın durulganlık veçesinin tanımlanması için devreye sokulmuştur. Gene minyatürize bir ifadedir. Zira teknolojisi gene gizlidir diyoruz. Evet. Durulganlığın potansiyel Ra olarak gösterilmesine gelince burada Ra yine çok
merak edilen bir durumdur. Acaba nedir? Mısır Tanrısı Ra mıdır? Filan gibi ifadeler olabilir. Hiç böyle şeylere girilmesin. Ben diyorum ki Rahman, Rab, Rahim üçlüsüdür. Bayağı hiçbir şey değil. Yerine göre Allah, yerine göre Rahman, yerine göre Rab, yerine göre Rahim olmaktadır. Burada Rahman, Rab, Rahim üçlü kombinasyon çatısı, bütün sonsuz sınırsızlığa açılan Ra keyfiyetlerinin çatısıdır. Mutlaka hangi keyfiyeti tutarsak tutalım, bu üçlü kombinasyonun çatı haliyle bağdaşacak bir şekilde süper kontak kurar ve bunun üzerinden evet, devreye fonksiyon halinde, yani bir kuvveden kuvveye çıkmış fiil halinde vurgulanabilir. Mesela İslam'da 99 isim olarak bilinen alttan tarafa teknolojik terminolojik sistemde İnyaks olarak geçiyor. Keyfiyet olarak geçiyor. Ra İnyaks diye bilinmektedir. Bu sonsuz sınırsızdır. Ya yani sadece 99'da da sınırlanmamaktadır. Sonsuz sınırsızla açılmaktadır. İslam'daki bu belirgin haliyle isim diye ifade edilenin bir tanesini misal verelim. Diyelim El Adil diye bilinen Rakim. Adil. Adiliyet prensibi doğrusunda adiliyet statüsündeki aktivitenin devrede tutulmasını sağlayıcı mana havi olan bir Rah keyfiyettir. Adil. Evet. Şimdi Rahman, Rab, Rahim üçlü kombinasyon çatısından geçireceğiz. Allah yerine göre Rahman olup adil olmaktadır. Allah yerine göre Rab olup adil olmaktadır. Allah yerine göre Rahim olup adil olmaktadır. Bu bütün keyfiyetleri bu şekilde ele alıp bu formülasyonu uygulayabilirsiniz. Nedir? Diyelim ki Celal, Celal diye ifade ediyor. Celal. Diyelim ki Cemal, Cemal diye ifade ediyor. Allah yerine göre Rahman olup Cemal olmakta, yerine göre Rab olup Cemal olmakta, yerine göre Rahim olup Cemal olmakta. Bütün keyfiyetleri bu şekilde tutmamız gerekir. İşte burada da bu izahattan Ra'nın anlamı ortaya çıkmıştır. Artık gerisi yoruma girmektedir. Ve bu yorumla ilgili vebalde yorum sahibine aittir. Biz karışmayız. Anlaşıldı. Evet. Süper güç boyutları sonsuza açılan oluşlar halinde var olmaktadır. Bu oluşların her birinin cevheri bazdaki tüm aktif özellikleri Karyamantas 17 denilen süper güç boyutuna kilitlenmiş. Evet, şimdi gelelim gene konunun başına, programın başında dedik ki bir Allah katı olarak din siklüsü döneminde dünya insanlığına tanıtılan bir süper güç boyutu var. Allah katı olarak tanıtılan. Ve bu katta 343 arya var. Bunlar İslam tasavvufunda havasul has diye bilinmiştir. Evet, 343 tane arya havasul has diye bilinmiştir. 300 adet karyantas var. Bunlar gene İslam tasavvufunda mukarreb olarak bilinmiştir. Çoğul olarak mukarrebun zümresi ifadesiyle tanıtılmıştır. Evet, gene bu katta diyoruz kombine bilinç olgular kuşağının ikilisi olarak din siklüsü döneminde yine İslam tasavvufunda Adem-i mutlak, Havva-i mutlak olarak tanıtılmış kutup kutuplar mevcuttur. Alttan tarafa teknolojik terminolojik sistemde bu ikili Akzoy-Centraf olarak geçer kutsal merkez. Bu kat evet, bir süper güç boyutudur ve bu süper güç boyutunun merkez koordinat düzeninde Akzoy-Centraf mevcuttur. Bu Akzoy-Centraf'ın etrafında mukarrebun zümresi diye bilinen 300 adet karyantas bulunmaktadır ki bunun Tutankhamonyas üyeleri olarak evet tanıtılmıştır. Tutankhapiora'da geçer. Tutankhapiora'yla alakalı programlar da hepsi Atlantmonze'dir. Bunları da yaymıyoruz. Zira çok ağırdır. Alabildiğince Atlantmonze'nin içine girilmesi gereklidir.
Atlant Donzer'in öyle kelimeleri her zaman böyle Türkçe karşılığında yersel bir sözcükle tanımlanamıyor. Mesela misal verebilirim. Minadeser Kriyolik dediğinin karşılığı yok. Onu ne yapacaksın? İzah edeceksin. Bu nedenle veremiyoruz. Yoksa bizim bir kastımız yok. Elbette bilgi tüm dünya insanlığın, hatta bütün süper güç boyutları sakini olan aktif bilinçlerin kendi hakkıdır. Allah'ın bilgisi gene Allah'ındır. Süper güç boyutlarındaki bütün sakinler de Allah'tandır. Allah'tan kaynaklanan bilinçlerdir. Onun için yani bizim hakkımızda ya işte bilgi alıyor, tekelinde tutuyor, vermiyor gibi ifadeler çok saçmadır. Ben burada bunu konuşuyorum. Ve biliyorum bu ders video olarak kayıtlanıyor. Ve ben buradan bu mesajı veriyorum insanlara. Açıkça biz bir şey gizlemiyoruz. Gizlediğimiz söyleniyor. Bunlar hep yorumsal nitelikli manaya girer. Ve beban yorum yapanındır. Biz karışmazız. Evet. Öz yaratım aktiflik sırrına sahip olan Nova'nın bütünselliği, entelektüatum karakterli Ra ve Asil Omega Nova haline gelince, Ra ve Asil olan öz yaratım prototipleriyle sonsuz sınırsız uzayın varlığında oluşan bütün süper güç boyutları öz yaratım aktiflik planına dahil edilerek birer birer yaratılacak ve Ra'nın arzusunda mevcut olan mahiyetlere uygun olarak Ra yaratım düzeyine tabi kılınacaktır. Öz yaratım aktiflik sırrı nedir? Öz yaratım aktiflik sırrı bilincin, yani Ramon diye geçiyor, hatta taraf teknolojik termolojik sistemler ve imkanlarının Raton diye geçiyor. Her ikisinin kültür aktif statüde kültlenerek inkişaf sistemlerine tabi kılınarak geliştirilmesi ve yaratılmasıdır. Bunun için iki tane kütleyici aktiflik planından ana programı devasa olarak devreye sokmuş bulunuyoruz. Evet. Bu çekirdek dünyanın diğer bir tanımlayıcı ifadeyle öz yaratım aktiflik novası olduğunu biliyoruz. Bu öz yaratım aktiflik novası üzerinde ilk etapta cevheri oluşu birer android olarak, yani bir robotik kalıp olarak oluşturma selahiyetine sahip olan yıldız sistemleri Sirius Lyra ve Sirius Vega'dır. Sirius Lyra ve Vega'ya ait olan gezegenlerdeki konuşlanma alanları teknolojiktir. Buradaki teknolojik üstlerdeki teknolojik uzmanlarımız çekirdek dünya ortamında çekirdek dünya evrim türleri oluşturma ve denetleme teknolojisinin imkanlarını kullanarak android iman etmektedirler. Bu androidler iman edilirken enerjetik oluşlar kategorisine ait olan şablonlar oluşturulmaktadır. Bu şablonlar kendi patentleri altında bulunmaktadır. Ve her bir patent altında bulunan bu şablonların varlığına dayalı olarak çekirdek dünya ortamından mineralden bitkiye, bitkiden hayvana, hayvandan beşere kadar her bir evrim prototipi Sirius Lyra'daki teknolojik uzmanların mükellefiyeti ve yetkisi altında oluşturulmaktadır, denetlenmektedir ve yaratılmaktadır. Ne için diye sorulursa bilinç için diyoruz. Bilinç bu robotik kalıpları ancak kullanarak onların varlıklarıyla, evet, vasıta oluş kategorisine giren deneyimsel özgürlük planında deneyimler yaparak, görevler icra ederek hem robotik kalıpları geliştirmekte hem de kendi varlığını bu robotik varlıklı kalıpları geliştirirken geliştirebilmekte ve yaratabilmektedir. Diğerine gelirsek, yani Sirius Vega yıldız sisteminin diyoruz teknolojik uzmanları, bunlar da gene bu çekirdek dünya ortamında nereden başlıyor evrime diyoruz, genel evrimin nihayetinden sonra başlıyor. Bunun için hangi robotik kalıp gerek diye sorulabilir, entelektiratum diyoruz. Entelektiratum nasıl çıkıyor ortaya? Entelektiratum maddeden gelen özelliklerle, enerjiden gelen özelliklerin bir araya gelip bileşke faktörü oluşturulduktan sonra bir ezberyon kumanın elde edilmesi ve bu ezberyon kumadan sonra kreatyum, evet, geçirmesi. Yani olma frekansına
uygun, yaratının entelektüratum halinde, maddesel enerjetik kaynak güzel kombinasyonu halinde yaratılması ortaya çıkmaktadır diyoruz. Bunun için birinci, elan aktif olmasının hakkını vermesi ve kendi varlığını aktif varoluş çemberine dahil etmesi gerekir. Her aktif varoluş çemberine dahil eden birinci devinim yaptığı robotik kalıpla birlikte bu İslam tasavvurunda insanı kamil, gene spiritüel öğretide evrensel insan numunesi olarak bildirilmiştir ve o şekilde tanımlanmıştır. Ama biz şimdi diyoruz ki galaktik öz plandan buraya devreye soktuğumuz, transfer ettiğimiz bütün galaktik öz kıstastaki bilinçler, yani makro kıstastaki bilinçlerimiz hepsi bir tanrı evladı olarak bir tanrının doğum odaklarıdır. Bir tanrının doğum odakları olabilmeleri için ancak insanı kamil prototipi, yani bir ifadeyle evrensel insan numunesi haline gelebilmelidirler. Böyle bir durumda Tanrı kendi doğum odağı olan evrensel insan numunesinde, ki bu Atlantara Termolojik Sistem kayıtlarında enanaktivum dakimonam diye geçiyor. Yani enanaktiv bilinç olguları diye geçiyor. Bu olgular ikiye ayrılıyor. Bir Saprek 3 galaksisinin sakinleri olan, ki bunlar cemalidir diyoruz. Evet, santifer olarak bilinmektedir. Diğerleri celalidir, Andromeda galaksisinin sakinleri ve bunlara Dorçede deniliyor. İster santifer, ister Dorçede türü olsun, bu prototipler çekirdek dünyada öz yaratım aktiflikten istifade edip deneyimlerini, görevini, evrenini tamamlayıp bilinçlerinin enanalarını yakaladıkları anda kendilerini yaratabilmektedirler. Böyle bir durumda yaratı entelektüratum veçesi halinde olmaktadır. Ancak tüm dünya, tüm sakinleriyle birlikte bitkisi, hayvanı, minerali, hepsi 22 Aralık 2012'de değişim dönüşümünü tamamlayacağı için o döneme mektus olan, iktisap edilmiş bu karakter müktesep hak olarak mektus planda bırakılmaktadır. Yani kısaca şimdi içinde bulunduğumuz bu uzay zaman döneminde kendi varlığını, tüm cevheri oluş kategorisindeki deneyimlerini, evrimini, görevini tamamlayarak entelektüratum halinde makro kıstasla yaratmış olanlar vardır. Ancak bunların asıl entelektüratumsal veçe göstermeleri için 22 Aralık 2012 tarihine ulaşılmalıdır. Ondan sonra entelektüratumlu yaşam devreye sokulacaktır. Entelektüratumlu yaşam da şimdiye kadar dünya insanlığına hiç açıklanmamıştır. Entelektüratumlu yaşama dair hiçbir sır verilmemiştir. Ancak bizim bu Ra öğretisinde sırlar mevcuttur. Ancak bu sırlarda yine Tutankhapiora içerisinde bulunan, tamamı Atlantonzi olan programlarda mevcuttur diyoruz. Evet. Sonsuzluğun aktiflikçe varlıklaştırılmış ana merkezi, süper güç boyutu olan Kahramanitas Onya, varlıklaştırılmış tüm nitelikleriyle, kendi varlığını entelektüratum karakteriyle yarattıktan sonra sonsuzluğa açılma sırrına sahiptir. Evet, demek ki bu süper güç boyutunun öz yaratım aktiflik doğasında yaratılması mümkündür. Bunun için 343 Arya'ya, 300 adet Karyantas'a ve kombine bilinç olgular kategorisine giren Avzocentraf'a ihtiyaç vardır. Böyle bir süper güç boyutu yaratıldıktan sonra sonsuz sınırsız uzayda uzay bilinç koordinat düzenini oluşturan koordinatlardaki bütün süper güç boyutları üzerine tasarruf hakkı doğacaktır. Bu süper güç boyutunun bütün aryaları, karyantasları hepsi Avzocentraf'a bağlı olarak diyoruz. Avzocentraf deyince daima süper bilinç olarak ele alın. Evet.
Gene de şunu ifade ediyoruz, bazıları karıştırıyor. Allah mıdır diye gibi, evet, veya bu şekilde dedikodusal, yorumsal nitelikli manayla, evet, bizim aleyhimize konuşmalar yapıyorlar. Aslında haşa ki Allah olalım. Biz de Allah'tan sadır olmuş, kaynaklanmış bilinç potansiyelleriyiz. Hiçbir şekilde Allah'lık iddiamız yoktur. Kimler Allah'lık iddiasıyla bulundu diyorsa hakkımızda asılsız yakıştırmalar yapmıştır, yapmaktadır. Ve gene de diyoruz, vebal onlara aittir. Biz karışmayız. Evet. Karyamantas 17'de bu sırra dayalı olarak ilk etapta temel fonksiyon vurgulayabilen tanrı üstü tanrısal bilinçler olan karyantaslardır. Karyamantas 17'de Tutankamonyas üyeleri olan karyantaslar, kaha etkinliklerine sahip olduklarından dolayı sonsuz sınır uzayı muayyen bir koordinatında, yani uzay bilinç koordinatlarında alabora oluşa benzeyen süper devinimi sağlayabilen ve ilk temel harekete benzeyen süper hareketi, helezoik süper zaman bantlarına ve helezoik süper mekan bantlarına ait porları kullanarak oluşturabilmektedirler. Bu süper güç boyutunda karyantaslar diyoruz. Hem Takumatiş Yamonyas Kepere'ye, yani varlıklaştırıcı bilinç kavramına, diğer bir yine sahip bulunduklara kavramın yaratıcı bilinç boyut kavramına dayalı olarak bu sonsuz sınırsız uzayda yer alan uzay bilinç koordinatlarının koşullanmaya müsait olan koordinatlarında birer süper güç boyutunu önce oluşturmak ve bunun akabinden yaratmak gibi, evet, bir faaliyetleri mevcuttur. Bunun için Karyamantas Onya'da kendi varlıklarına kullanmaları için verilmiş terpakiller, dardenotlar diye bilinen 300 adet, evet, terpakil gücü, 300 adet dardenot gücü devrede tutulmaktadır. Bu ana merkez piramit devre sistemlerinin varlıklarını kullanan karyantaslar, bu piramitlerin varlıklarıyla sonsuz sınırsız uzayın hangi uzay bilinç koordinatında bir süper güç boyutu oluşturacaklarsa, bu terpakil dardanokların motiv anolumyalarında programlayarak sevk ettikleri porları bu koordinatlarda birleştirip, kesiştirip çekirdek dünya biliminin binbek dediği süper hareketi oluşturabilmektedirler. Bu binbek diye ifade edilen süper hareket ilk temel harekete benzemektedir. İlk etapta diyoruz mutlak yokluğun durulganlık veçesi var iken, henüz daha hiçbir şekilde mutlağın varlık veçesi bulunmazken, mutlak yokluk yine kendinden kendine, kendindeki, evet, var olan her ne varsa bunun homojenitesini kaldırmak suretiyle kıha gücünü devreye sokmuş ve sonsuz sınırsız kendi uzayında uzay bilinç koordinat düzenini var kılmıştır. Bu koordinat düzeninde ki ilk etapta husule gelen süper güç boyutu Karyamantas Onya olmuştur. Ve bu nedenle ilk etapta merkezi olan, evet, bu süper güç boyutu, daha sonraları oluşan bütün süper güç boyutlarını varlığına kilitlemiştir. Ve en an kilitlemektedir. En an süper güç boyutları sonsuz sınırsız uzay bilinç koordinat düzenindeki koordinatlarda olmaktadır, oluşturulmaktadır. Hep oluşan süper güç boyutu Karyamantas Onya'ya kilitlenmektedir. Buna koordinatlanma deniyor. Adresi kullanıyor, süper güç boyutlarının merkeze koordinatlanması diye bilirsiniz. Evet. Sonsuz sınırsız uzayın bu muayyen koordinatlarında husule gelen süper hareket ile yokluğa ait olan değerlerden muayyen devasa keyfiyetlere sahip bir süper güç boyutu husule gelmektedir. Dünya bilim adamlarının Big Bang adı verdikleri süper hareket bu harekettir. Evrenlerde birer süper güç boyutu olarak sonsuz sınırsız uzaydaki yokluk değerlerinden
yokluk değerlerinin varlıklarını alabora olmuş ifadesiyle bilinen hadiseyle varlıklaştıran kayantaslar, yani yaradanlar, yokluktan varlıklaştırarak önce kuma halinde yaşamakta, daha sonra yaratıya geçirmektedir. Kayantaslar, ilk temel harekete benzeyen süper hareketi, mutlak varlığın beyni adına oluşturma selahiyetine sahiptir. Mutlak vücuttaki her uzay bilinç koordinatında cezbulut hassasiyeti mevcuttur. Bu hassasiyete dayalı olarak bu koordinatlara ulaştırılan partiküller arasında yokluğu varlığa geçiren süper iletişimler cereyan etmektedir. Demek ki sonsuz sınırsız uzaydaki süper güç boyutlarının bu süre gelmesinde belirli vasıflar, özellikler diyoruz, duyarlılık bazındaki aktivitenin sağlanmasına rol oynuyor. Ne diyoruz? Sonsuz sınırsız durulgan potansiyel rağının varlığındaki uzay bilinç koordinatları neye meyillidir? Koşullanmaya meyillidir. Bu koşullanmanın sonucunda ortaya ne çıkacak? Bir süper güç boyutu çıkacak. Ve bu süper güç boyutunun varlığı dahilinde olan uzay değerleriyle bu süper güç boyutunun dışındaki uzay değerleri bir olmayacak. Zira bu süper güç boyutu koşullanmış yokluktur. Koşullanmış durulganlıktır. Homojenitesi kaldırılmış olan durulganlık artık çokluğa meyletmektedir. Bu nedenle hassasiyete sahip olan bu uzay bilinç koordinatlarındaki bu özellik ve vasıflara dayalı olarak karyan taslarımız ne yapıyor? Bu koordinatları bildikleri için, kendi zodiac halleriyle bildikleri için buraya yönlendirici zaman ve mekan porlarını programize ediyor ve bu koordinatlarda kesişmelerini sağlıyor. İşte bu koordinatlarda kesişen uzay zaman koordinat statüsündeki zaman bantları, gene uzay zaman koordinat üzerindeki şeye karşılık gelen ki ne olacak? Mekan oluş olacak. Bu mekan oluş bantları ne yapıyor? Helazonik zaman bantları, helazonik mekan bantları olarak biliyor. Bu bantlar geliyor, bu uzay bilinç koordinatlarının bu hassas olan noktalarında birbirini kesiyor. Ve kesişince ne çıkıyor ortaya? Büyük bir ses çıkıyor. Ona ne diyoruz? Koran kıha diyoruz. Onun akabinde, evet, haram kıha çıkıyor. Onun akabinde ogran kıha çıkıyor. Koran kağı için ne diyoruz? Ses şoku diyoruz. Haram kağı için ne diyoruz? Ateş şoku diyoruz. Ogran kağı için ne diyoruz? Işık şoku diyoruz. Koran kağı dediniz mi? Çok büyük, evet, süper güç boyutlarındaki katmanlar ele alınmalıdır. Mesela Atlanta yaşam standartına uygun boyutları ele alırsınız. Buralar nedir? Koran kahayla oluşturulmuş. Ses şokuyla. Onun altına inelim. Haran kahayla ne oluşturulur? Evrenler. Evrenlerdeki ateş karakterli, evet, galaksiler oluşturulur. Evet. Ogran kahayla ne oluşturulur? Diyoruz. Işık karakterli galaksiler oluşturulur, değil mi? İşte biz bu evren içerisinde, çekirdek evren içinde tek yegane ışık karakterli galaksi olan Samanyolu galaksisinin içindeyiz. Bir güneş sistemi bu Samanyolu galaksisi içinde seyretmektedir. Ve bu güneş sisteminin varlığındaki öz yaratım aktiflik novası olarak bilinen dünyadayız diyoruz. Evet. Bu iletişimlerin arkasından husule gelen süper hareket, partiküller arası süper iletişimlerin doğruğa ulaşma anında gerçekleşebilmektedir. Yokluğun varlığa geçirilmesine sebep olan süper iletişimlerin doğruluğunda husule gelen süper hareket, partiküllerin devasa boyutlarda ısıma, sesime, ışımasını sağlamaktadır. Dünya fizikçileri tarafından Big Bang ifadesiyle tanımlanan bu hareketin kaynağı ve orijini Ra aşktır. Bu koordinatlarda yokluk, kendinden ayrı olmayan mutlak varlığıyla aşkın, kendi varlığına özel olan versiyonlarını yaşamaktadır. Şimdi ne demek?
aşkın versiyonlarını yaşama. Yaşamadan anlaşılacak bir şey değil. Sen aşkı burada insanı aşk kategorisinde dahi yaşarken düşünceye vurabilir misin? Anlayabilir misin aşkı? Ancak yaşayabilerek onu ne yaparsın? Evet, kavrayabilirsin. Ama yaşamadan kavrayamazsın. Buradaki aşkın versiyonlarını anlamak şöyle dursun ya. Buradaki insani aşkı yaşayan dahi bunu kavrayamaz. Ancak ne olacak? Transandantal bir durum olacak. Nasıl? İnsan ötesi olacak. İnsan. Transandantal. Aşacak. İnsanı aşacak. O zaman ne olur? Aşkı ilahi doğar. Aşkı ilahi pazarında o yaşanan versiyonların zodiç haliyle bilinmesi ve yaşanması mümkün olabilir. Yoksa akılla bu mümkün değil. Evet. Kendi varlığına özel olan periyot aralık ve yükseklikleriyle, partiküllerinin devinimsel hız faktörü ve frekans hesabetleriyle devreye sokulan helezonik süper zaman ve mekan bantları, uzay bilinç koordinatlarına sevk edilmekte ve o koordinatlarda partiküler ısıma, sesime ve ışımalarını sağlayan koşullara tabi tutulmaktadır. Bu partikülleri özleri olan serlerinden bu koordinatların cezboluş hassasiyetlerini değerlendirerek programlayan mutlak varlık ve insan programlayıcı aktiflik lobu, rakaptif denginlikteki yaşadığı ra aşkın etkisiyle programlanmaktadır. Evet, kendi varlığına özel olan periyot aralık ve yükseklikleriyle her bir helezonik uzay zaman bantını ele alalım veya uzay mekan bantını ele alalım. Periyot periyot, periyodik denge yasasının öngördüğü prensipler noktasında teknolojik iş dizayn prensiplerine uygun ne yapılmış? Koşullandırılmış porlardan meydana getirilmiştir. Koşullanmış porlar nasıl koşullanıyor? Programlanarak. Neyle programlanıyor? Bilgi ve enerjiyle programlanıyor. Ve o bilginin içinde periyot aralıklarından tutun. Periyot yüksekliklerine kadar. Evet. Ve periyotların oluşturmuş olduğu o hem ne oluyorsa kendi içerisindeki ki diyoruz daha sonra bunlar her biri zaman tünelleri olarak kullanılmaktadır. Elbette bunlar için yine açılması gerekli olan sırlar var. Zamanın efendileri diye ifade ediliyor. La zaman süper bantlarında evet seyyah olup gezegenler var. Süper gezginlik sırrını açtıktan sonra bu dünyada da vuku bulabilmektedir. Ve süper güç boyutları arasındaki uzayda bu bantların sayesinde her bir süper güç boyutundan bir süper güç boyutuna gitmek kabil olmaktadır. Mümkün olabilmektedir. Yani bütün bu sırlar açıkça uzay zaman bantlarının periyodik denge yasası gereği periyot aralıklarına diyoruz koşullanarak o periyotlarda koordinatlarda diyoruz konuşlanma koordinat enerjisini kullanıma gelebilecek şekilde, onu tasarruf edebilecek şekilde bir hak sahibi olmak babında mutlaka bir hak vermesi gerekecek. Bunun için liyakat toplanması gerekecek. Liyakatın toplanması için deneyimsel özgürlük planından deneyimlerin gereği gibi çıkarılması gerek. Görevlerin, görev icraat yasasına göre görevlerin icra edilmesi gerek. Yani kısaca dört dörtlük olması gerek ki bir karyantas prototipi süper gezginlik sırrını açsın ve sonsuz sınırsız uzay onun için hiç de ulaşılmaz diye bir şey yok. Ulaşılır olsun. Her bir süper güç boyutundan bir süper güç boyutuna bu zaman tünellerini kullanarak geçelim bilsin diyoruz. Evet. Burada bir ara veriyorum. Programlayıcı aktiflik lobunun mutlak yokluk ile el an yaşamakta olduğu ra aşka dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. İlk temel harekete benzeyen süper hareket, yokluk ile varlığın yaşadıkları ra aşk fazlarının tevkinde coşkunluğa kapılarak mutlak varlıktaki zerrelerden ısıma, sesime ve ışın hadiseleri tarzında intişar ettirilmelidir. Süper hareket sadece yokluğun değil, varlığın sadece varlığın değil, yokluğun iştirakçı paylarıyla oluşmasını sağladıkları devasa keyfiyetlere sahip olan hadisedir. Evet. Evrenlerin oluşu ve yaratılışı.
oluşu, aktif varoluş, yaratılışı, aktif yaratılış, evet, vasıflarıyla devrede tutulan varlık halidir gene. Ya bir yaratı da bir varlıktır. Yaratılmış olanın mutlaka bir şablonaktif yaşamı mevcuttur. Bu şablonaktif yaşamı minyatür kainatlar dizilimini oluşturan sistem, nizam, düzen karakterli diyoruz. Küçük minyatür boyutlarda mevcut olan şablonlardaki kayıtlara uygun düşmektedir. Her bir varın ilk etapta mutlak yokluğun homojenitesi kalkmış ve koşullandırılmış halde var olması mümkündür. Bu varın ilk etapta bir ezberyon kuması, yani olma frekansı, bir Isaac'e kuması, yani bir olma sabitesi vardır. Bu belirgenliğin devreye sokuluşuyla ilgili İslam tasavvufunda bir vurgulama vardır. İttiayyun diye vurgulanıyor. İttiayyun. İlk etapta la taayyun halinin daha sonra ittiayyun haline geçirilmesi, yani olma bazındadır. Her bir olanın varlığı amaç değildir. Nedir? Vasıtadır. Olmanın bir frekansı ve sabitesi mevcuttur. Her bir olan kendi olma frekans ve sabitesine uygun olan kriterlerce yaratılmaya açık olan bir vardır. Zaten her bir varın varoluşunun hakkının verilmesi demek, o olma frekans skalasındaki bareme karşılık gene diyoruz. Mutlak olma, mutlak varlık olma frekans skalasında karşılık gelen bareme uygun olan değerler, ki ilk değerler nedir? Olma frekansı ve olma sabitesidir. İşte bu olma frekans ve sabitesine uygun olan bütün kriterlerce, olmanın kriterlerince, olma diyoruz, olma bazındaki bütün kriterlerince olmanın hakkı verilmesi gerekir ki yaratı bazındaki kriterlerin kazanılması mümkün olabilsin. Olma frekans ve sabitesine sahip olan her bir olanın mutlaka yaratılışa açık olan değerleri dedik mi nedir diye sorulursa Raton'dur. Kendisi bir Ramon olarak, yani Ra bilinci olarak, mutlak yokluktan sadır olan Ra bilinci olarak neye sahiptir? Raton'a sahiptir. Yani Ra imkanlara. Ra imkanlar dedik mi üçe ayırırız. Biri Ra ini aks eşi Ra keyfiye. Diğeri, Ra yecbe ram, Ra hasletler, eşit Ra hasletler. Ra o dinam, yani Ra değerler. Bütün bu oluş, her bir ramonun raton bazındaki kategoriye ait oluşlardır ve yaratılmayı beklemektedirler. Yaratılabilmeleri için deneyimlenmeleri gerekir. Yani işlenmeleri gerekir. Bir eser haline getirilmeleri gerekir. Her bir işlenen, eser haline getirilen, ki diyor cevheri oluş, üzerinde mutlaka bilgi ve enerjinin kaydı bulunması gerekir. Misal, dünyadan vereyim. Bir misal. Diyelim ki bir cami, bir kilise, veya bir dikit, bir lahit, bir tapınak, bir mabet, bir piramit, hepsini verebiliriz. Bütün bunların hepsi nedir? Cevher oluş kategorisine ait bir oluştur ve eserdir. İşlenmiş bir cevherdir. İşlenmiş bir cevher potansiyelidir. Külliyatıdır. Bu cevhere ne verilmiştir? Bilgi ve enerji verilmiştir. Cevhere mutlaka cevheri otomasyon farkındalık düzeylerinin oluşturulması için cevheri otomasyon programlama sistemi icatlarına uygun programizasyon uygulanmalıdır. Yani kısaca bu ne demekti? Diğer bir ifadeyle diyoruz, kasade bir ifadeyle cevhere bilinç kazandırmaktır. Cevhere bilinç kazandırmaktır. Ama burada da yanlışa düşmeyin. Doğal bilinci kastetmiyor.
sonradan oluşturulan bilinci kastediyorum. Nasıl? Mesela bir misal verebilirim. Siz bilgisayarlarınızı alıyorsunuz, işte şu kadar başlı filan, o kadar duyarlılık hassasiyetini sağlayabilecek olan bir enerji de ona yüklenmiş oluyor, değil mi? Bilgiyi yüklerken. İşte o esnada o bilgisayara ele alalım. Nedir? Bir cevheri oluşum işlenmiş halidir, bir külliyattır. Değil mi? Ona ne kazandırmış oluyorsun? Sen bilinç kazandırmış oluyorsun. Bu bilinç cevheri otomasyon bilincidir. Ve aynı şekilde insani robotik teşkilat olsun, hayvanı robotik teşkilat olsun, bitkisel robotik teşkilat olsun, hepsi birer android olarak cevheri otomasyon farkındalık düzeylerinden müteşekkil olan cevheri otomasyon bilincine sahiptir ki bu bilinç sonradan oluşturulan bilinçtir. İnsanda yine kastedilen yok bilinçaltı, bilinçüstü gibi ifadeler veya akıl diye ifade kastedilen veya düşünce boyut kavramı diye kastedilen bütün bu potansiyeller aslında evet, sonradan oluşturulmuş cevheri otomasyon bilinç kategorisine girer. Asıl bilinç bunları kullanandır. Mesela bakın doğu öğretilerinde mevcut zihin, ben zihin değilim der. Bakın ben beden değilim, ben bunları kullananım der. Zihin de öyle. Zihin yani belli bir potansiyeldir. Farkındalık düzeylerinden oluşturulan bir potansiyeldir. Bunu ele alacak olursak düşünsel duyarlılıkların aşikara çıkarılmasıyla sağlanan farkındalık düzeyleri mevcuttur. Bunları bir araya getirdiğimizde düşünce boyut kavramı ortaya çıkar. Ki bu DNA'larla alakalı, moleküler hafıza boyutlarıyla alakalı. Bir de bu molekülleri çok karmaşık bir oluştur biliyorsun DNA strüktür yapısı 5 tane atomdan müteşekkil bir oluştur. Fosfor, azot, oksijen, hidrojen, karbondan oluşuyor. Bütün bu atomları ele alalım. Bu atomlarda da çok önemli gizli sırlar var. Bu atomlarda bulunan elektronların varlıklarına ait olan orbital bilinç uzayları mevcuttur. Bu uzayların bilinçlendirilmesi mümkündür. Her bir elektron, elektron bilinç kıymeti ile kendi yüksek benliğinden çektiği bilgiyi ve enerjiyi yüksek sporlara yükleyip bu orbital bilinç uzaylarına çoklayabilmektedir ki buna kuantum doğrulama tekniği denilmektedir. Bu kuantum doğrulamayla sağlanmış olan farkındalık düzeyler bütünselliği o atomun bilincini oluşturuyor. Diğer bir ifadeyle atomik hafıza boyutu da denilmektedir. Bu atomlar da bir araya gelerek molekülleri oluşturuyor, moleküler hafıza boyutları oluşuyor ve en karmaşık, en kripit diyoruz nedir? Evet, insan beynindeki teknobiyo hücrelerin çekirdeklerinde DNA ve RNA olarak belirtilen, tanımlanan mikrobiyo çiplerdir. Bunlarda 5 tane atom bir araya gelmiş ve moleküler hafıza boyutunu oluşturmuştur. Bu moleküler hafıza boyutunda bulunan porlar çok değerlidir. Ve bunlar bilinçli olarak Sirius Vega'nın teknolojik uzmanları tarafından buraya ekilmektedir. Ekilirken de güneş sistemi içerisinde bulunan çekirdek evrim transformatör güç odakları kullanılmaktadır. Bunlara gezegen denilmektedir. Mesela Jüpiter, Satürn, Neptün gibi bütün bu gezegenlerin varlıkları üzerinden böyle bir por ekimi yapmak mümkündür. Bu da ne zaman olmaktadır diyoruz. Yine programlarımızda var biliyorsunuz. Henüz daha ana rahminde zigot halindeyken beyin çekirdeğini oluşturan diyoruz hücrelerin çekirdeklerindeki DNA'ların genetik uzay bölgelerine bu gezegenlerin çekirdek enerjisi, bilgisi kullanılarak ekimler yapılmaktadır. Porlarla ekimler yapılmaktadır. Daha sonra bu porların açılmasıyla değişik değişik beşeri kişilikler oluşturulmaktadır vasıta olarak diyoruz. Evet. Benzerler hareket yokluk ile varlığın yaşadıkları aşk bazlarının fevkinde coşkunluğa kapılarak mutlak varlıktaki zerrelerden ısırma sesi ve ışıma tarzında itişar ettirmeleridir. Mutlak yokluğun mutlak varlık haline geçmesi durumunda o boyuta ne diyoruz?
süper güç boyutu diyor. Ve süper güç boyutu dahilindeki uzay değerlerinden ilk etapta ele alınması gerektiği olanlar nedir diye soruyoruz? Evrenler diyoruz. Evet, evrenler paralel evren olarak iş dizayn statüsünde teknolojik uygulamalarla ortaya çıkıyor. Ama nasıl çıkıyor? İşte hepsi süper hareketin içinde mevcuttur diyoruz. Haram kıhayla çıkıyor. Yani ateş şokuyla çıkıyor. İlk etapta ses şokuyla diyoruz. Bu evrenlerin ötesinde gene evrenlere transfer edebilecek bilinçleri barındıran ve İslam tasavvufunda lahut alemi diye geçer. Atlanta yaşam standartına uygun, Atlanta karakterli süper güç boyutlarındaki diyoruz her tür değerler, bilinç dahil olmak üzere bir ortamsallığı evet, var kılmak kaydıyla evet, hangi bu süper hareketteki şoklama geçerli olmaktadır diyoruz? Koran kıha olmaktadır. Atlanta yaşam standartına uygun süper güç boyutlarının husule gelmesinde süper hareketin ilk devreye sokulduğu diyoruz Koran kıhası geçerlidir. Ondan sonra evrenlerin oluşması için haran kıha, evrenlerdeki galaksilerin oluşması ki bu Samanyolu galaksisine örnek verebiliriz diyoruz. Ogran kıhayı devreye sokan mutlak yokluk diyoruz. Kendinden kendine kendini koşullayarak, kendindeki homojiniteyi kaldırarak, homojiniteyi kaldırarak diyoruz. Ne yapmıştır? Bir süper güç boyutu olarak yüz göstermiştir. Bütün bu veçeleri bir araya getirip toplayalım. Mutlak yokluğun, evet, ne veçesi ortaya çıkıyor? Mutlak varlık veçesi çıkıyor. Ve Atlantara termolojik sistemde buna ne deniyor? Tani Kıhanya deniyor. Şimdi bu programı tamamladıktan sonra